Ben buradaki Suriyeli sığınmacıya karşı olsam ne olacak, karşı olmasam ne olacak? Ben sığınmacı yaratan politikalara ve politikacılara karşıyım. Komşuda iç savaş kışkırtıcılığı sığınmacı yaratır. Bunun sorumlusu bundan önceki AKP iktidarlarıdır. Komşuda Atatürk'ün sac ayağı var. Diyor ki komşunun sınırlarına saygılı ol, toprak bütünlüğüne saygılı ol, devlet dışı unsurları muhatap alma. Sen Emevi Camii'nde namaz kılacağım dersen, efendim şu paralelin üstünde şununla devriye yapacağım, bu paralelin altında bununla devriye yapacağım dersen ve getir, eğit, donat, yolla savaşsın diye komşudaki devlet dışı bir unsuru, Özgür Suriye Ordusu'nu getirip, eğitip, donatıp, yollayıp cihatçıları savaştırmaya kalkarsan, oradaki savaştan kaçanlar burada senin başına sığınmacı olur. Ben buna karşıyım. Bunun çözümü tweet atmak değil. Bunun çözümü sığınmacı düşmanıyım demek değil. Evet, sığınmacı düşmanı olalım hepimiz. Bir tanesi geri gidiyor mu biz onlara düşman oluyoruz diye. Yenisi geliyor. Aksine bizim yapmamız gereken şu. Derhal Esad'la görüş. Ben Avrupa Konseyi'nde hepsinin gözünün içine baka baka dedim ki Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, hatta Birleşmiş Milletler elini taşın altına sokmak, Türkiye'nin sığınmacı sorunu çözmek, Esad'la barışın sağlanmasını temin ve teşvik etmek, öyle biriket evler falan değil sınırda. Geldikleri yerlerde yeni uydu kentler kurmak, yaşam alanları, fabrikalar yapmak zorundalar. Bunu orada söylemedim ama Türkiye'de söylüyorum. Türkiye'de Suriyelileri yollamak için teşvik kanunları çıkarmak zorunda. Örneğin Türkiye'de doğmuş 1,5 milyon Suriyeli çocuk var. Giden ailelere, 3 ay içinde giden ailelerin çocuklarına eğitim ve turizm amaçlı vizesiz dolaşım serbestliği ömür boyu verirsiniz. 3 ay içinde gitmezsen bu hakkın yok dersiniz. Mesela bu teşvik edici bir şeydir. Gidişlerinde Avrupa Birliği'nin inanılmaz fonları var. Avrupa'da Türkiye'yi Avrupa'ya bu şartlarda almaz. Çünkü içindeki sığınmacıları serbest dolaşıma sokmaz. Ama bu kadar sığınmacının sınırında olmasını da istemez. Bir ülke ötede kendi evlerine gitmeleri onların da menfaatine. Merkel'le Erdoğan'ın vaktiyle yaptığı koyun pazarlığı utanç verici bir pazarlık. Sen al 6 milyon lirayı, bak bizim sığınmacıları, karşılığında da biz senin raporları yumuşak yazalım. Zımni maddesi bu, gizli maddesi. Ben bunu bütün büyükelçilere söylüyorum, birisi yok öyle bir şey demiyor. Ben bunu Avrupa Konseyi'nde söylüyorum, yok öyle bir şey diyen yok. Bütün muhataplarına söylüyorum. Yoksa Avrupa Konseyi'nin bu kadar yaşanmışlıktan sonra Türkiye'ye karşı bu kadar müsamakar olması olanaklı değil. Ben müsamahasız olsun bizi atsınlar da demiyorum. Çünkü konseyden çıkmak, konseye 75 yıl önce kurucusu olan bir ülke açısından çok utanç verici bir şey. Doğru bulmam. Ama bunu bir görmek lazım, bunu bir konuşmak lazım. Bu yüzden Suriye'de barış sağlanmalıdır. Suriyeli sığınmacılar Avrupa Birliği'nin, Birleşmiş Milletler'in ve Türkiye'nin müşterek yaratacağı büyük bütçelerle yollanmalıdır. Oralarda onlara bir hayat temin edilmelidir. Bu sorun çözülmelidir. Yok, çözülmedikten sonra ister hakaret etsinler, ister küfür etsinler ayrı bir şey. Şimdi gelelim Arapça meselesine. Bu salonda konuşuldu. Bu salondaki konuşma yapıldığı şekliyle Habertürk yayınında bana soru olarak soruldu. Böyle bir şey uyarınız oldu mu dedim. Ben de dedim oldu. Yine de söylüyorum. Hatta bu konudaki lehte aleyhte bütün beyanlarımı büyük bir özgüvenle tekrar ederim. Benim dediğim şu. Arkadaşlar dedim. Televizyonlarda Arapça tabelaları yırtan belediye başkanı görüntüsü bizim açımızdan doğru bir görüntü değil. Ben Arapça tabelaları savunmuyorum. Ne İstiklal Caddesi'ndeki o Arapça tabelalar hoşuma gidiyor, ne herhangi bir yerde hoşuma gidiyor. Ama benim İngilizce, Fransızca tabelalar da hoşuma gitmiyor. Bununla ilgili bir yasal düzenleme var. Tabelalar Türkçe olacak. Yabancı dilde bir tabela varsa ana tabelanın %25'ini geçemez. Bu olsa dedim büyük oranda bir regülasyon gelir. Ayrıca tabela kanunu aykırı tabelalar öyle rastgele asamazlar. Ama dedim bunun yolu yöntemi kanuna göre ihtarda bulun. Kendi sökmesi lazım. Sökmüyorsa zabıta yolla. Uyar. En sonunda da usulüne uygun söktür ama
İngilizceyi de söktür, Arapçayı da söktür. Bunu söyledim ve dedim ki burada belediye başkanı nasıl itfaiye kullanmıyorsa yangın çıktığında, nasıl belediye başkanı su patladığında gidip de vanayı kapatmıyorsa, onu sökmek sizin işiniz değil. Sizin kanunu düzenlemeye uygun talimat vermek işiniz. Sen onu sökersen ne olur dedim. Sen onu sökersen bizim, örneğin benim kendi köyümde, Hacaller köyünde, yerde Arapça bir kağıt bulsun birisi. Dün bunu topta da birisine söyledim, yanımdaydı, şimdi hatırlayamıyorum. Arapça bir kağıt bulsun yerde. O kağıdı alır, böyle ayağın basmayacağı bir yere, bir pencere kenarına koyar. Arapça bilmiyor, belki de fıkra yazıyor. Ama o Kur'an'la özdeşleşmiş kafasında Arapçayı. Bu mantıkta insan, ben demiyorum ki Arapça kutsal bir dildir. Arapça Kur'an-ı Kerim'in yazıldığı dildir. İnsanlar Arapçayı Kur'an dili olduğu için kutsal kabul ediyor. Hatta bütün Arapça yazıları Kur'an-ı Kerim sanıyor bazı insanlar. Senin gidip de haşin bir şekilde onu yırtman partimiz adına onarılmaz, yaralar açar insanlarda dedim. Nasıl şehir otobüsünü sen kullanmıyorsan o haritayı da oradan sen çıkarma dedim ve devam ettim. Ayrıca dedim, Arapça Türkiye'de 6 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ana dili. Şanlıurfa'daki, Mardin'deki, Hatay'daki, bir miktar Batman'daki. Arapçaya yapılan hürmetsizlik ana dile saygı gereğince Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını da incitiyor. Ve bana bu konuda Hatay'dan, Şanlıurfa'dan bir sürü tepki geliyor. Mesela bir siyasetçi var, bir genel başkan, Arap kelimesini küfür gibi kullanıyor. Doğru değil. Arap kelimesini küfür gibi kullanırsan, yarın biri de Türk kelimesini küfür gibi kullandığında ona karşı çıkamazsın. Bu ülkede 6 milyon vatandaşımızın, Arap vatandaşımızı bir kötü sözün öznesi yapamazsınız. O bunu işte yabancı, bu sığınmacıların yarattığı rahatsızlığı, cinnet halini anlıyorum. Buna hiçbir şey demiyorum. Ama siyasetçilerin görevi bunu istismar ederek ve böyle şekli ve popülist işler yaparak hem tehlikeli şeylere yol açmak da değildir, hem de gerçekten hani bir ülkede toplumun çok önemli bir kesimini rencide edecek bir işte yapmamak lazım. Bahsettiğim 6 milyon Arap Suriye'den gelmiş Suriyeli sığınmacıdan değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarından bahsediyorum. Kaldı ki hiç kimse etnik kökeni, ırkından dolayı aşağılanmayı... Sayın Özel, bugün... şimdi kontrolsüz sığınmacı akınının Türkiye için gelecekte bir beka sorununa dönüşeceği ihtimali apaçık, çok net bir şekilde ortada duruyor. Siz geçenlerde Arapça tabelalarla ilgili bir açıklama yaptınız. Zannediyorum maksadını aşan bir şekilde yorumlandı. Buna bir açıklık getirir misiniz? Birkaç Çünkü şey söyleyeyim. Toplumda büyük bir hassasiyet var. Birkaç şey söyleyeyim. Birincisi, birkaç haber sitesi, belli bir partiye müzahir siteler, bütün bir açıklamadan Özgür Özel Arapça tabelaları kaldırmayın dedi diye verdiler. Maalesef Twitter dünyası da şöyle bir dünya. Onu doğru kabul edip öbürü bir şey yazıyor. Öbürü onu okuyor, yazıyor falan. Bir zaman sonra hani algıyla olgu yer değiştiriyor. Birincisi bu. O geçenlerde o koparılan tufan odur. Ne dediğimi ve niye dediğimi açıklayacağım. İkincisi, dediğiniz doğru. Hatta şöyle bir matematiksel katkı yapayım. Türkiye'de yaşayan Türklerin doğum hızı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 1.45'e düştü. Bu Suriyeliler için 5.65. Bu 20 yıl sonra 25 milyon Suriyeli. Suriye 2050'de. Evet. Bu gerçekten bir ülkenin, şehirlerin demografisi açısından çok büyük bir risk. Ve buna mutlaka tedbir almak lazım. Şimdi gelelim meselenin özüne dair ne dediğime. Değişen hiçbir görüşüm yok. Beşar Esad'la bu konuda görüşmek için bir düşünceniz var mı? Onu söylemem için çok erken, ama ihtimal dahilinde arkadaşlarla görüşüyoruz, tartışıyoruz. Öyle bir karar verirsek söyleriz. Ama Suriye ile diyaloğu savunuyoruz. Esad'la esas meşru muhataplarının görüşmesi lazım. Yani tamam, benim üstüme bir şey düşerse ben orada bir olgunlaşmadan sonra
inisiyatif alabilirim. Ama Esad'la görüşmek lazım. Suriye'yle görüşmek lazım. Yurtta barış, dünyada barış demiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ülkenin komşularıyla barış içinde olması lazım. Ben buradaki Suriyeli sığınmacıya karşı olsam ne olacak, karşı olmasam ne olacak? Ben sığınmacı yaratan politikalara ve politikacılara karşıyım. Komşuda iç savaş kışkırtıcılığı sığınmacı yaratır. Bunun sorumlusu bundan önceki AKP iktidarlarıdır. Komşuda Atatürk'ün saç ayağı var. Diyor ki komşunun sınırlarına saygılı ol, toprak bütünlüğüne saygılı ol, devlet dışı unsurları muhatap alma. Sen Emevi Camii'nde namaz kılacağım dersen, efendim şu paralelin üstünde şununla devriye yapacağım, bu paralelin altında bununla devriye yapacağım dersen ve getir, eğit, donat, yolla, savaşsın diye komşudaki devlet dışı bir unsuru, Özgür Suriye ordusunu getirip, eğitip, donatıp, yollayıp cihatçıları savaştırmaya kalkarsan, oradaki savaştan kaçanlar burada senin başına sığınmacı olur. Ben buna karşıyım. Bunun çözümü tweet atmak değil. Bunun çözümü sığınmacı düşmanıyım demek değil. Evet, sığınmacı düşmanı olalım hepimiz. Bir tanesi geri gidiyor mu biz onlara düşman oluyoruz diye? Yenisi geliyor. Aksine bizim yapmamız gereken şu: derhal Esad'la görüş. Ben Avrupa Konseyi'nde hepsinin gözünün içine baka baka dedim ki Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, hatta Birleşmiş Milletler, elini taşın altına sokmak, Türkiye'nin sığınmacı sorunu çözmek, Esad'la barışın sağlanmasını temin ve teşvik etmek, öyle biriket evler falan değil sınırda, geldikleri yerlerde yeni uydu kentler kurmak, yaşam alanları, fabrikalar yapmak zorundalar. Bunu orada söylemedim ama Türkiye'de söylüyorum. Türkiye'de Suriyelileri yollamak için teşvik kanunları çıkarmak zorunda. Örneğin Türkiye'de doğmuş 1,5 milyon Suriyeli çocuk var. Giden ailelere, 3 ay içinde giden ailelerin çocuklarına eğitim ve turizm amaçlı vizesiz dolaşım serbestliği ömür boyu verirsiniz. 3 ay içinde gitmezsen bu hakkın yok dersiniz. Mesela bu teşvik edici bir şeydir. Gidişlerinde Avrupa Birliği'nin inanılmaz fonları var. Avrupa'da Türkiye'yi Avrupa'ya bu şartlarda almaz. Çünkü içindeki sığınmacıları serbest dolaşıma sokmaz.